yerel seçim öncesi manifestosunu dinledik, gördük. İnsan odaklı bir belediye anlayışı, insanlarımızın kalbine girme ve onların hayatlarını en kolay bir şekilde yaşamalarını sağlamak için bir manifesto açıkladı Sayın Cumhurbaşkanımız. İnşallah biz de 31 Mart'ta Bartın'da AK belediyeciliği nasıl olur, nasıl Bartın'da Bartın'ı layık olduğu yere getiririz, onu göstereceğiz inşallah. Gerçekten güçlü bir şekilde giriyoruz. İktidarla yerel yönetimi birleştirmek inşallah bu sefer Bartın'a nasip olacak. Biliyorsunuz geçmişte 6 aylık bir dönem sadece iktidar belediyesi oldu Bartın. Ama biz bir 5 yıl Bartın'ın iktidar belediyesi olmasını istiyoruz. Amacımız 31 Mart seçimlerine en iyi şekilde hazırlanarak partimizi ve Bartın'ı en iyi şekilde temsil edebilmek. Bu yolda, çıktığımız bu yolda Bartın'ı hizmet edebilmek için 1 Nisan'da yeni bir Bartın projemizle, yeni bir dönem başlıyoruz. Projemizle yola çıkıyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. İsraf etmekten uzak yeni bir anlayışla bizim evimiz projeleriyle Bartın'ı Kuzey'in yıldızı ve bir marka şehir yapmak en büyük amacımız. Bu süreçte tabii ki belediye park yapacak, kaldırımlar, içilebilir su, yollar, bahçeler yapacak. Ama en büyük hedefimiz bizim Bartın'da işsizliği giderecek, ekonomik refah ve katılımcı yönetim, altyapı sorunlarını çözecek, kültürel ve fiziksel gelişim için, sürdürülebilir bir ekonomik düzen için, çözümlenmiş ve gelişen trafik sorunları için, Bartın'da yeni bir çözümler üretebilmek için, Bartın'ın birçok ekonomik sorununu çözebilmek için bir kitapçık hazırladık. Bir gazete bastık ve bunu da Bartın halkımıza dağıtacağız. Ve bu projelerimizi de, bu sorunları, bu çözümleri üretecek projelerimizi de ayın 15'inde veya 16'sında Bartın halkıyla paylaşacağız. Biz büyük bir aileyiz ve büyük bir aile olarak da Bartın'daki sorunları bilen ve bu sorunların çözüm yollarını da üreten iktidarın gücüyle, yerel yönetimle iktidar bir uyum içinde yepyeni bir Bartın yaratabilmek en büyük amacımız. Bu amaca ulaşabilmek için arkadaşlarımızla beraber gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Ve bundan sonra da devam edeceğiz. İnşallah belediye meclisimizde en iyi şekilde oluşturarak genç, dinamik, Bartın'ın tüm kesimlerini temsil eden bir belediye meclisimizle 31 Mart'ta Bartın'da yeni bir dönemin başlangıcı için Bartın halkından onay istiyoruz. Ben halkımıza sonuna kadar güveniyorum. Halkımız bu dönem iktidarla yerel yönetim uyumuyla Bartın'da yapılması gereken büyük işler olduğunu biliyor ve inşallah bu büyük işleri de ben ve kadrom beraber yapmaya çalışacağız. Ben Bartın Belediyesi'ni hiçbir zaman tek başıma yönetmek değil, biz diyerek meclislerimizle, kent konseyimizle beraber yönetmek istiyoruz. Meclislerimizde kadın hakları meclisimiz, engelli meclisimiz, hayvanseverler meclisimiz gibi birçok meclisimizle beraber Bartın'ı yönetmeye talibiz. Ben değil biz diyerek yönetmeye talibiz. Birlikten güç doğacağına inanıyorum. Ve Cumhurbaşkanımızın 31 Mart için seçim manifestosunda belirttiği şehir planlaması, kentsel dönüşüm, akıllı şehirler, sosyal belediyecilik, halkla birlikte yönetim, altyapı ve ulaşım, benzersiz şehirler, çevreyle saygılı şehirler, yatay şehirleşme, tasarruf ve şeffaflık ve diğer üreten şehirler manifestosundaki tüm görevleri yerine getirmeye çalışacağız. Daha yaşanılabilir bir Bartın en büyük hedefimiz. Bunu yaratabilmek için de önümüzdeki günlerde projelerimizde sizlerin karşısında olacağız. Bartın halkının karşısında olacağız. Amacımız Bartın'a daha iyi hizmet edebilmek, daha yaşanılabilir bir şehir yaratabilmek. Beni bu süreçte yalnız bırakmayan tüm teşkilatıma ve bundan sonra da yanımda olacak tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu pazar günde sizleri ailenizden ayırdığım için özür diliyorum. Bundan sonra basında da
Cumartesi günleri bir toplantı yaparız. Pazar günleri biraz zor oluyor herhalde. Katıldığınız için ben de teşekkür ediyorum. Varsa sorunuz onları cevaplamaya çalışıyoruz. Algı yönetimi yapılmaya çalışılıyor. Kesinlikle yanlış bir anket. Ben sağlıklı bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. En iyi sonuç sandıkta gereken cevap verilecektir. Bir parti olarak bir anket yaptırmadık. Bizde bir sonucu yok. En iyi sonuç 31 Mart'ta sandıktan çıkacak sonuçtur. İnşallah onu da göreceğiz.